Yumurtlama dönemindeki balıkları korumak için getirilen av yasağına sıkı denetim. Tekneyle Sapanca Gölü'ne açılan jandarmalar yasağa rağmen olta ve ağla balık avlayanlara ceza yağdırdı. Binlerce metre uzunluğundaki ağlara da el kondu. Oy, ta tekneye kadar gidiyor. 500-600 metre civarında misene ağı bulduk, onu topluyoruz şu anda, tamam. Jandarma tekneye bindi, yasak ağları tek tek toplayıp oltayla koruma altındaki balıkları avlayanlara ceza uyguladı. Sakarya Sapanca Gölü'ndeki balık cinslerinin büyük bölümü yumurtlama döneminde oldukları için avlanmaları yasak. Turna dışındaki balıklar ne ağ atarak ne de oltayla avlanabiliyor. İl Jandarma Çevre Koruma Timi de sabah erken saatlerde iki ayrı tekneyle göle açıldı. Sazlıkların arasına gizlenmiş balıkçılar tek tek bulundu. Önce yakaladıkları balıkların cinsleri soruldu. Ne yakaladın? Kızılkanat. Ardından da bu balığı yakalamanın yasak olduğu hatırlatıldı. Ve para cezası kesildi. Avlanılmasının yasak olduğunu biliyor musun? Bırakıyoruz. Kimliğini alabilir miyim? Evet. 4 balıkçıya 857 lira para cezası kesen jandarma, yakaladıkları balıkları da tekrar suya bıraktırdı. Ama asıl tehlike devalarla yapılan avlanmadaydı. Ekipler yasağa rağmen göle ağ atanların peşine düştü. Orada öbür ucunda da orak var ha. Kısa süre içinde göle atılan binlerce metre ağ ele geçirildi. Bizim de herhalde bu galiba. Şu an havyar döneminde olan 12 yıllık bir kazan balığının 1 milyon havyar üreteceğini düşünürsek eğer önümüzdeki 10 yıllarını mahvettiler. Ağ atan ya da oltayla yasak balık türlerini avlayanlara toplam 3222 lira ceza kesildi. Gölde ele geçirilen ağların tamamına da el konuldu. Bunun görüyor yani.